Arkadaşlar merhaba, ben November Alpha 5 Bravo Mehmet. Bu akşam 13 Ocak 2018 ve yaşadığım yerde, bilmeyenler için ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Washington DC başkent bölgesinde. Bu akşam 13 Ocak Cumartesi akşamı Kuzey Amerika'da özel bir gün radyo amatörler için. November Alpha Quebec Papa diye anılan bir contest çalışma var, faaliyet var bugün, bu akşam. North American QSO Party açık adıyla. Ve oldukça yoğun. Şu an bir SDR alıcısı burası. Benim Washington bölgesinde çalıştırdığım, bir süredir çalıştırdığım SDR alıcı. Burada şu an 40 metre bandı açık ve 5 MHz'den başlıyor, 7,5 MHz'e kadar. Bizim 40 metre bandı, amatör bandı şu arası. Büyüteyim burayı. Ve yoğun faaliyet olduğunu göreceksiniz. Bu dikey SDR radyo kullanmamış arkadaşlar için şey yapayım. Bu dikey çizgiler sinyallerin olduğu bölüm. Zoom ettim. Büyütüyorum. Bakın şu bölge özellikle Morse sinyalleri ile dolu. Şu an itibariyle şu an saat 22:42. Sinyal bayağı 40 metre yavaş yavaş zayıflıyor. Sesi açayım. Hatta zoom edeyim şey. Morse duyabilmek için sideband'ı alayım. Bakın bunu gördüğünüz çizgiler, dikey çizgiler Morse faaliyetleri. Burada pek bir şey yok. Sesi açayım. Burada fazla bir şey yok. 80 metre bandına geçeyim. Orası çok güzel. Bu gördüğünüz pencere 3 MHz'den 5,5 MHz'e kadar olan bölümü, 80 metre bandı bölümünü alıyor. Şu gördüğünüz yoğunluk 80 metre 3,5 MHz Morse bölümü. Şu yukarı kısımda SSB sinyallerin olduğu kısım. Bakın bu Morse tarafında yoğunluk çok yüksek. Hemen orayı zoomlayayım. Onlarca, hatta yüzlerce istasyon var diyebilirim. Ve çok faaliler. Bu gördüğünüz, duyulan sinyallerin hepsi Kuzey Amerika'daki amatör tesiscilerin çalışması. Biraz önce söylemiştim. Kuzey Amerika QSO Partisi bu. Şu gördüğünüz her ince çizgi, dikey çizgi bir Morse istasyonu arkadaşlar. Onlarca, yüzlerce var. Ben LSB ile dinliyorum. Lower sideband. Biraz geniş, RF frekansı geniş tutmak için. Gerçi buradan ayarlanabiliyor, bakın daralttım. Ama ben açık tutuyorum ki hepsi duyulsun diye sinyalleri. Tek tek dinlememiz gerekmiyor. Yoksa bunun Morse çalışmak için dinlemek istediğiniz frekansa göre daraltıyorsunuz ve sadece orayı tutuyorsunuz bu şekilde mesela. Diğer taraflardan etkilenmemek için. Aslında şöyle, neyse tamam. Burası 80 metre bandıydı. 160 metre bandında da var. Ama 160 metre bandı henüz tam olarak açılmadı. Geçeyim oraya. Şunu kısayım. Burası orta dalga. 0 kHz'den başlıyor.
2 MHz'in biraz üzerine kadar. 160 metre bandı şurası amatörlerin olduğu. Hatta bakın şurası bazı faaliyetler var. Hatta Morse bölgesi. Şu an dinlediğiniz benim AM verici, radyo vericisi FCC Part 15 diye anılan sadece amatörlere değil herkese açık ve 100 milivatın altındaki tüm yayınlar bu bölgede problemsiz yapılabiliyor. Büyüteyim biraz sinyali, zoom in yapayım. Şurası. Bu gördüğünüz çizgiler diğer orta dalga radyolar ama zayıf. Şu an burası. Çeşitli sinyaller var. Hatta ben burada şunu da göstermek istiyorum. 60 kHz'e geçeyim. Burası da Colorado'da 60 kHz'de yayın yapan atomik sinyal. Amerika'da tüm duvar saatleri, alıcısı olan duvar saatleri bu sinyale kilitlenir. Neyse, ben 160 metre bandına gideyim. Aslında ben onun için buraya gelmiştim. Şurası. Zoom in edeyim. Bakın, bayağı faal burası da, 160 metre bandı. Deminki söylediğim, Kuzey Amerika QSO Partisi'nin 160 metredeki kısmı bu. Onlarca istasyon var. Aslında birkaç saat önce bakmıştım buraya, 160 metreye. Sinyal bayağı iyileşmiş. İlerleyen gecenin ilerleyen saatlerinde daha güçlü olacak bu. Bakın onlarca, yüzlerce istasyon Morse çalışması yapıyor. Bu duyduğunuz sinyaller benim buradaki alıcı anteninden duyulan sinyaller arkadaşlar. Bu frekans ve 80 metre bandı şurası. Mini whip antenna dediğimiz mini anten ile çalışıyor. 7 MHz şu kısım ise dikey anten üzerinde. Evet arkadaşlar, bu kadar. Bu özel geceyi sizinle paylaşmak istedim. Gayet faaller değil mi? Geçen hafta RTTY vardı. Yine geçen haftaydı. Geçen hafta boyunca cumartesi pazar sürdü. Bugün ve yarın sanıyorum bu parti devam edecek. Yarın pazar. Eğer ilginç bir şey duyarsam, şunu kapatayım şimdi. İlginçlik görürsem, yoğunluk görürsem görüntüyü alırım. Paylaşırım sizlerle. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. 2018'in ilk sunumunu yaptım. Daha fazla sunumlar yapmak üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. 73.